25 Mayıs günü Giresun'dan otomobil almak için İstanbul'a gelen 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay'dan günlerdir haber alınamıyordu. Yakınları Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve aile fertleri hayatından endişe ediyordu tabii. Kaçırıldığını düşünüyorlardı. Şüpheli listesinde kayıp adamın yakın arkadaşı vardı. İddiaların odağındaki o adam canlı yayında defalarca kendini savundu. Çelişkili söylemleri dikkat çekiciydi tabii. Hatta köşeye sıkıştığı zamanlarda Müge Anlı'ya bile ölüm tehditleri savurdu. Ve sır perdesi 19 gün sonra bugün aralandı. Maalesef Akçay'ın cansız bedeni beton dökülmüş ve çuvala atılmış halde bulundu. Peki nerede? İzleyelim. İstanbul'a geldi, başına bir iş geldi. Cuma günü öğle sıralarında araç bakmaya gideceğim dedi. Beni oradan ayrıldı. Delilleri kararttı, hedef şaşırtmaya çalıştı. Bence intihar etmiş olabilir. Üzülme kızım, sen ayakta dur. Ölenle ölünmez gibi cümleler kurdu bana. Yetmedi, Müge Anlı'ya bile tehditler kağıdırdı. Onu hedef haline getirmişim, öldürecek olsa beni öldürürmüş. Sır dosya 19. günde çözüldü ama acı bir haberle. Ve ne yazık ki öldürülüp çuvala atılan, daha sonra da üzerine beton dökülen, kayıp olarak aranan beyefendinin cesedi bulundu. Bahtiyar Akçay 25 Mayıs'ta otomobil almak için Giresun'daki evinden çıkmış İstanbul'a gelmişti. Güneşli'de bir otele yerleşiyor konaklamak için. 28 Mayıs günü telefonu kapanıyor, bir daha kendisine ulaşılamıyor. Ailesi diyor ki kaçıp gitmesek falan diye bir şey söz konusu olamaz. Ailesine de çok düşkün, kızına da çok düşkün. 50 yaşındaki Akçay'ın hayatından endişe duyan aile tüm ihtimalleri değerlendirdi. En son görüştüğü arkadaşı Nadir Ün akıllardaki tek şüpheli haline geldi. En son cuma günü akşamı yemek yemişler beraber. O ayrıldıktan sonra hiçbir haber yok. Nereden geldi, ne yaptı, ben onu bilmiyorum. Nadir amca kendiliğinden mesela bize ulaştı. Sık sık bunaldığını söylüyordu. İntihardan bahsediyordu. Bence intihar etmiş olabilir. Üzülme kızım, sen ayakta dur. İşte ölenle ölünmez gibi cümleler kurdu bana. Üstelik Bahtiyar Akçay Nadir Ün'le görüştükten sonra ortadan kaybolan ilk isim de değildi. Kameralardan görünüyor kardeşimin fabrikaya girdiği ama çıkışı yok. 2017 yılından bu yana kardeşimden hiçbir şekilde hiçbir haber alamıyoruz. Hanımefendi, ben polisle ilgili gerekli açıklamayı yaptım. Ben kapatmak durumundayım, şeker hastasıyım. Nadir Ün suçlamaların odağı haline gelince çizgiyi aştı, hedefine Müge Anlı'yı aldı. Onu hedef haline getirmişim, öldürecek olsa beni öldürürmüş. Demirden korkan trene binmez. Gün geçtikçe çember daraldı, gerçekler bir bir ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Bahtiyar Akçay, Nadir Ün'ün sahibi olduğu fabrikanın atık kuyusunda bulundu. Sorulardan hiç hoşlanmayan, İşte beni de tehdit eden Nadir Ün'ün çalıştığı yere bugün sabaha karşı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bir operasyon düzenledi. Ve ne yazık ki öldürülüp çuvala atılan, daha sonra da üzerine beton dökülen, kayıp olarak aranan beyefendinin cesedi bulundu. Konuyla ilgili başta Nadir Ün olmak üzere 4 kişi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında. Acı haberi alan kızı stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Resmine bakmaya gidemiyorum. Nasıl çuvala koydunuz da attınız?